Şimdi değerli izleyenler, bu bölümde konuğumuz var. Türkiye Kamu Baş Denetçisi Avukat Şeref Malkoç bizimle birlikte olacak. Sayın Malkoç, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Ukrayna'daki durumu da konuşacağız ama öncesinde izleyenlerimiz için de birkaç bilgiyi de aktarmış olalım. Geçtiğimiz günlerde 28-30 Mart tarihleri arasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bünyesinde ombudsmanların bir araya geldiği bir toplantı gerçekleşti Fas'ta ve siz de Türkiye'yi temsilen bu toplantıya katıldınız. Belki bu toplantıda neler konuşulduğunu, sonuç bildirgesinde neler vardı birazdan bunu öğreneceğim. Ama o tarihlerden hemen sonra da 31 Mart 2 Nisan tarihlerinde de Sayın Malkoç Ukrayna ve Macaristan sınır bölgesini ziyaret ettiniz. Savaşın ortaya çıkardığı dramı, mültecilerin, Ukraynalıların sorunlarını belki de yakından ve yerinde görme fırsatını buldunuz. Öncelikle buradan başlamak isterim. Ukrayna-Macaristan sınırında neler gördünüz Sayın Malkoç? Teşekkür ediyorum. Fas'ta yapılan toplantı İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu toplantısıydı. Bu toplantıda İslam ülkelerinin insan hakları açısından durumu değerlendirildi. Başta Filistin davası olmak üzere Yemen'deki iç savaş, Suriye'deki yine 10 yıldan beri devam eden savaş ve Afganistan'daki durum değerlendirildi. Bununla ilgili tespitler yapıldı ve her ombudsmanın kendi ülkesinde yapacağı çalışmalar teker teker masaya yatırıldı ve ortak yapacağımız çalışmalar değerlendirildi. İfade ettiğin gibi Fas'taki toplantıdan sonra Macaristan Ombudsmanı'nın daveti üzerine Macaristan'a gittik. 2 gün Budapeşte de ve sınırdaki şehirleri dolaşarak Ukrayna Savaşı'ndan kaçan milyonlarca insanın Macaristan'a intikal eden kısmında incelemeler yaptık. Toplanma merkezlerini gezdik, hudut kapılarını dolaştık, trenle Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapan bölgeleri gördük, göç eden insanlarla, mülteci durumunda olan insanlarla mülakatlar yaptık. Macaristan hükümetinin Ukrayna'dan Macaristan'a gelen veya Romanya veya Slovakya üzerinden gelenlere karşı yaptığı çalışmaları yerince inceledik, gördük. Cüneyt Bey, bunu şunun için özellikle buyurun, yaptık. Buyurun. Bilindiği gibi 10 yıldan beri Türkiye'de 4 milyonun üzerinde Suriyeli göçmenler var. Bu anlamda Türkiye'nin tecrübesi çok değerli ve önemli bir tecrübe. Çünkü 10 yıldan beri 4 milyon göçmene bakmak, bunlara sağlık hizmeti, çocuklarına eğitim hizmeti vermek ve bizim milletimizin gönlünün genişliği sayesinde sofrasını açmak kolay bir iş değil. O açıdan Türkiye tecrübesini ombudsmanlık açısından Macaristan'a aktarmak istedik. Biliyorsunuz kamu denetçiliği kurumuna da Suriyeli göçmenlerden çok sayıda müracaat vardı. Biz de bundan hareketle onların durumunu incelemiştik ve bir rapor yayınlamıştık. İşte bu çalışmalarımızı ve raporumuzu ombudsmanlık açısından Macar ombudsmanına ilettik. Bahsettiğim yerleri gezdik, gördük. Güzel. Şimdi peki bir daha öncesinde Suriye'deki durumu da yerinde gördünüz Sayın Malkoç. Farklar nedir? Sonuçta savaşın ortaya çıkardığı durum aynı. Siviller ölür, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı. Suriye'de de böyleydi. Ukrayna'da da yine benzer görüntüleri görmekteyiz. İzleyicilerimizle paylaşıyoruz ama siz yerinde buraları görüp denetlediğiniz için Suriye'deki manzarayla Ukrayna'daki manzarada benzerlikleri sormayacağım ama ayrışmalar nelerdir desem, İnsani açıdan, yaklaşım açıdan ne cevap verirsiniz buna? Şimdi biraz önce görüntüleri yayınladınız. Ukrayna'nın Foça şehri,
olmak üzere diğer şehirlerde, gerek Donbas bölgesinde, gerek başkent Kiev'de veya diğer sınır bölgelerinde savaşın izlerini gördük. Evler yıkılmış, binalar, şehirler mahvolmuş, cesetler sokakların ortasında, infaz edilen insanlar, patlamamış bombalar veya mayınlar. Bu bir felaket. Zaten savaşın kendisi çok büyük bir felaket. Özellikle de kadınlara, çocuklara ve yaşlılara olanlar oluyor. Aileler parçalanıyor, yuvalar dağılıyor. Sizin biraz önce Ukrayna'dan verdiğiniz görüntüleri biz 10 yıldan beri Suriye'de izliyoruz. Veya Yemen'de izliyoruz. Veya benzerini Filistin'de, Afganistan'da izliyoruz. İnsan hakları savunucularının bütün gayreti bu savaşların çıkmaması veya çıkmışsa bile engellenmesi. Hı hı. Çünkü manzaralar değişmiyor. Olan kadınlara oluyor, olan çocuklara, yaşlılara oluyor, yuvalar dağılıyor, insanlar ölüyor. Bunu biz Suriye'de ve Suriye'den göç edenlerin yansımalarını Türkiye'de izlemenin ötesinde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Tabii Ukrayna göçmenlerinin durumu Suriyelilerden biraz daha farklı. Şöyle, özellikle Polonya'ya, Macaristan'a, Slovanya'ya veyahut da Romanya'ya göç edenler savaştan az etkilenenler ve çoğu da kendi araçlarıyla geliyorlar. Hı hı. Pasaportları yanında, kimlik bilgileri yanında. Bu açıdan Macarların, Romanların veya Polonyalıların onlara hizmet vermesi kolay oluyor. Mesela sınırdan geçenlerin pasaportlarına bakıyorlar. Emniyet teşkilatı kayıtlarını yapıyor, parmak izlerini alıyor. Ardından göç idaresine onları devrediyor. Göç idaresi soruyor. Macaristan'da mı kalacaksınız, başka ülkeye mi gideceksiniz? Macaristan İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bize verdiği bilgi, Macaristan'a gelenlerin %98'inin Almanya, İsveç, İsviçre, Fransa, Hollanda'ya göç etmek istediği. Zaten arabayla geliyorlar. Schengen bölgesi direkt geçebiliyor. Bu rahatlık var. Hı. Ama bir de şunu gördük. Özellikle toplama merkezlerinde veya sınır kapılarında veya tren istasyonlarla gelenlere baktığımızda genellikle bunlar Romenler veyahut da Afrika'dan gelmiş olanlar, diğer Ukraynalılara karşı yapılan muamele veyahut da onların rahatlığı çok farklı. Biliyorsunuz Polonya ve Macaristan özellikle Suriye'den giden göçmenleri almamak için çok yanlış çalışmalar yaptılar. Hatta biz gittiğimizde ertesi gün seçim vardı. Seçimde bunları referanduma bile konu yaptılar. Hı hı. Ama Ukrayna'nın sarı saçları, mavi gözleri olunca Avrupalılar çok farklı davranıyor. İşte bu çirkinliği orada bizzat gördük. Benzer şey Fransa'da oluyor, Almanya'da oluyor, Polonya'da oluyor. Keşke bunlar olmasa. Yani savaşın içerisinde mağdur olanlar arasında bile ayrım yapılıyor. Macaristan yeni karşılaşmasına rağmen bu olaylarla gayet başarılı bir sınav verdi. Ama bu başarıda en büyük pay gelen göçmenlerin Macaristan'ı terk ediyor olmasından kaynaklanıyor. Biz Macaristan İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştük. Bölge valileriyle görüştük. Bölgedeki emniyet müdürleri ve AFAD benzeri, göç idaresi benzeri kurumlarla görüştük. Suriyelilerle mukayese edildiğinde Ukrayna'dan göç edenler çok daha şanslı. Ve imkanları çok daha fazla. Suriye'dekilerin kimlik bilgileri yok. Gelenler terörist mi değil mi? Tespitte zorluk çekiyorlar. Ve gelenlerin maddi imkanları mukayesedinde Suriyeliler beş parasız geliyordu. Bunların en azından imkanları var. Bir de şöyle bir avantajları var. Örneğin trenle geliyorlar. Trenle gelene soruyorlar. Yakınınız var mı? İsviçre'de yakını var. Geliyor, kendi arabasıyla alıyor onu. Bu kolaylıklar var, bu imkanlar var. Ama ne olursa olsun savaş savaştır, yıkımdır. Yıkımdan kaçan insanlar mazlumdur ve mağdurdur. Savaşın çirkin yüzü bir defa daha görüldü.
Cüneyt Bey, şunu memnuniyetle gördük. Macaristan'da gördük. Görüştüğümüz Macar yetkililerle gördük. Türkiye'yi olağanüstü şekilde takdir ediyorlar. Bir defa Suriyelilere, göçmenlere yaptığı yardım, destekten dolayı ve yine Türkiye'yi olağanüstü takdir ediyorlar. Savaşın çıkmaması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gösterilen çabayı yakından takip etmişler ve takdir ediyorlar. Savaş çıktıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ateşkesin sağlanması için, savaşın durması için bütün dünya liderleriyle, Putin'den Biden'a kadar, Almanya Başbakanından Zelenski'ye kadar yaptığı çabayı görüyor ve takdir ediyorlar. Bunun memnuniyetini gördük ve her gittiğimiz yerde bunu bize söylediler. Doğrusu bu savaş ortamında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin gayretleri onlara moral oluyor. Çok güzel. Bizim için de gurur vesilesi oluyor. Bunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii bu savaşla birlikte ekonomik yaptırımlar devreye girdi Sayın Malkoç. Rusya'ya yönelik çok ağır yaptırımlar söz konusu. Ama bir de tabii bu Ukraynalıların Avrupa'nın işlerine kadar girmesiyle birlikte bir kültürel Cüneyt yaptırım. Cüneyt Bey, sesiniz biraz zayıf geldi. Biraz benim, yükseltebilir misiniz? Peki. Şu an daha iyi duyabiliyor musunuz Sayın Malkoç? Şu anda daha iyi. Peki. Ekonomik yaptırımlar söz konusu. Çok ağır yaptırımlar. Belki bu zamana kadar görmediğimiz en ağır yaptırımlarla karşı karşıya Rusya Federasyonu. Ama bir de bir kültürel yaptırımın da olduğunu gördük şu savaşın 40 günlük süresi içerisinde. Bunun izlerini görebildiniz mi? Yani bu kültürel, daha doğrusu Ukraynalılara mavi gözlüğü, yeşil gözlüğü ve sarı saçlı olunca, beyaz tenli olunca kapılarını açan Avrupa'nın bir diğer millete karşı da ırkçı bir yaklaşımında olduğunu görmekteyiz. Siz bunun izlerini gördünüz mü? Bu evet, gezdiğimiz yerlerde özellikle yetkililerle görüşürken gündeme geldi. Bunları konuştuk, tartıştık. Hı hı. Şimdi önce şunu ifade edeyim. Hani biz Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Birliği yöneticilerinden şikayet ediyoruz ya. Yani söz verdikleri halde sözlerini yerine getirmiyorlar. Suriyeli göçmenlere okul yapacaklardı, imkan tanıyacaklardı veya Türkiye'nin haklılığı ile ilgili çalışma yapmıyorlar. Türkiye'de bizim şikayetimizin en az 3 mislisini Macarların Batı Avrupalılara yaptığını gördük. İnanılacak gibi değil. Her konuştuğumuz yetkili ağzını açtığında önce Avrupa Birliği'ni suçluyor, Batı Avrupa'yı suçluyor. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında Avrupa Birliği'nin içinde de çok büyük çelişkiler ve kavgalar var. Bunu bizzat orada müşahede ettik. Şimdi sizin bahsettiğiniz konuda elbette savaşta olağanüstü şartlar ve kurallar uygulanır. Elbette ekonomik ambargolar, yaptırımlar savaş yapan taraflara uygulanabilir. Hı hı. Ama bir kültürel olarak, bir sanat değeri olarak sanatçılara, sporculara, benzeri alanda uğraşanlara veyahut da Rus klasiklerinin yazarlarına veya bu eserlere ambargonun uygulanması, bu da ayrı bir insanlık suçudur. Hı hı. Ayrı bir insan hakları ihlalidir. Bunu biz tabii Macaristan'dakilere de anlattık. Macaristan'dan önce Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nı ziyaret etmiştik. Aynı şeyi ona da söyledik. Avrupa Konseyi'nin görüştüğümüz birimlerine de ilettik. Hı hı. Evet, savaş var. Ekonomik ambargo da uygulanabilir, silah ambargosu da uygulanabilir. Ama Dostoyevski'nin veya Tolstoy'un eserlerine veya sanatçılara veya spor insanlarına bu ambargonun uygulanması doğru bir şey değildir. Yanlış bir şeydir. İnsanlığı farklı yöne sürükleyen bir husustur. Evet, savaşı önleyeceğiz, durduracağız. Ama sanatçının o sanatçı eğer savaşı destekliyorsa ona uygulanabilir. Ama Tolstoy
veya Dostoyevski veya benzerleri ölmüş gitmiş insanlar. Bunların eserlerinin savaşla, suçla bir ilgisi yok. Eğer sporcu savaşı destekliyorsa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekliyorsa doğru, buna ambargo uygulayalım. Hı. Ama sporcu kendi alanında uğraşıyorsa buna ambargo uygulamanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Hı. Bu anlamda mutlaka ölçülerin kaçmaması gerekir. Değerlerin yitirilmemesi gerekir. Çünkü Cüneyt Bey, hepimizin bildiği gibi savaş olağan dışı bir şeydir. Savaş doğru. istenmeyen bir şeydir. Bu savaşlar elbette duracak. Önemli olan insanların huzurudur, barışıdır, refahıdır. İnsanlık için esas olan budur. Ama savaş durduğunda, savaştaki diğer silah ambargosunun, hı. ekonomik ambargonun yanı sıra sanata ambargo uygulandı, spora ambargo uygulandı, kültüre ambargo uygulandı diye tarihe not düşmek, kayıt doğru. düşmek son derece yanlış. Yanlış bir husus. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekir. Biz Türkiye Ombudsmanlığı olarak kendi çapımızda diğer ülkenin ombudsmanlarını harekete geçmeleri için ikaz ettik. Uyarıcı mektuplar yazdık. Hem Türkiye'nin göçmenler konusunda tecrübesinden faydalanmaları gerektiğini onlara hatırlattık. Hem de ambargoda sanatın, sporun, bilimin ambargo dışı tutulması gerektiğini hatırlattık. Peki. Son 5 dakikam Sayın Malkoç, şunu da merak ediyorum. Yani Macaristan'da... Şunu ifade edeyim. Şu sorumu sorayım, belki devam evet. etmenizi isteyeceğim. Şimdi bizim 4 milyon mülteciye işte kucak açmamız, onlara eğitimden sağlığa kadar pek çok konuda desteklememiz 10 yılı aşkındır. Bu süreç devam ediyor. Şimdi Ukrayna'dan 4 milyondan fazla insan Avrupa'nın başka yerlerine gitti. Macaristan'da bu ülkelerden birisi. Avrupa Birliği'nin bu yardımlar, mültecilere yardımlar konusunda bir havuz oluşturmuş mu? Maddi bir kaynak ortaya çıkmış mı? Bize verilen sözler vardı, bunlar yerine getirilmemişti. Avrupa'da daha mı farklı şu anda? Bunları sorabildiniz mi? Ya da bunları paylaştılar mı Macar yetkililer sizlerle? Tabii. Biraz önce ifade ettim. Bakın, İçişleri Bakanlığı'nın yetkililerinden Emniyet Teşkilatı'na, hı hı. Göç İdaresi'nden sağlık birimlerine kadar bütün yetkililer Avrupa Birliği'nin bu ana kadar, bu saate kadar kendilerine hiçbir destek vermediğini söylediler. Hı. Maddi veya manevi. Ya bunu Macaristan kendi kaynaklarıyla mı şu anda mültecileri ağırlıyor Sayın Malkoç? Evet. Evet, Macaristan kendi kaynak ve imkanlarıyla mültecileri ağırlıyor. Ha, vaat edilenler var. Avrupa Birliği fonlarından Macar devletine, Macaristan'daki bu kurumlara vaat edilenler var. Ama onlar henüz bir şey gelmediğini söylüyorlar. Biz de işte 40 gün oldu, daha yenidir, gelir diye kendilerine moral vermeye çalıştık. Umut ediyoruz, gelir. Çünkü hatırlattınız mı bize de verilen, vaat edilen sözler vardı diye? Bütün toplantılarda... Türkiye örneğini anlattık kendilerine. Hı hı. Dedik ki bakın, hani Türkiye'ye vaat edilenlerin büyük bir kısmı gerçekleşmedi. Sözlerinde durmuyorlar. Hı hı. Sözlerini yerine getirmemek için bahaneler üretiyorlar. Bunlar doğru. Ama Macaristan Avrupa Birliği üyesi. Eğer kendilerine verilen sözler yerine getirilmezse Avrupa'nın diğer eylem ve işlemlerini veto edebilecek imkana sahip. O hı hı. açıdan Macaristan'a fazla sorun çıkaracakları kanaatinde değilim, ama Macaristan'ın avantajı şu: Macaristan'a 700 bin kişi gelmiş, bunların sadece 10 bini orada şu anda. Diğerler Avrupa'nın diğer ülkelerine farklı göç etmiş. Hani bizde Kilis'te, Urfa'da, Maraş'ta, Gaziantep'te olduğu gibi çadır şehirler kurulmamış. %98'i göç etmiş, gitmiş. Kalanlar da genellikle Afrika'dan değişik sebeplerle Ukrayna'da bulunup Macaristan'a geçenler veya Romenler, onların bir kısmının kimliği yok veyahut da pasaportları yok, onları belli işlemlere tabi tutuyorlar. Anladım. Onun dışında Ukraynalı göçmenlerden Macaristan'a geçen 700 bin kişiden 10 bin kişi ancak kalmış veya kalmamış. Biz onlarla mülakat yaptık. Cüneyt Bey, başka bir konuya değinmek istiyorum. Lütfen efendim, 2-3 dakikamız var toparlama Macaristan adına, buyurun. Macaristan tabii 200 yıl, tabii
200 yıl boyunca Türklerin yönetiminde, Osmanlı'nın yönetiminde kalmış bir ülke. Kanuni Sultan Süleyman biliyorsunuz orada öldü. Orada türbesi var. Hı hı. Yine onlarca cami, mescit ve mezarlık var. Bunlardan bir tanesi de Gülbaba. Gülbaba biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte Macaristan'a gitmiş ve orada vefat etmiş. Hı hı. Kanuni Sultan Süleyman cenaze namazında bulunmuş ve Budapeşte'ye, Tuna Nehri'ne en hakim tepede türbesi var. Bakın 500 yıl önce oraya gitmiş olan bir Anadolu ereninin türbesi var ve hala Macarlara yol gösteriyor, ışık tutuyor. Tika'nın onardığı, çok güzel orada restore ettiği türbesi ve müştemilatı var. Türkiye ile Macaristan bir vakıf oluşturmuşlar. Macarlar Gülbaba'yı çok iyi tanıyor ve seviyor, biliyorlar. Aynı şekilde Budapeşte halkı orayı biliyor, Gülbaba'yı biliyor ve tanıyor. Bunu şunun için söylüyorum. İşte ombudsmanlık gibi, hı hı, hak ve hukuktan yana olan, insan haklarını koruyan kurum ve kişiler 500 yıl önce emek sarf etse, alın teri dökse de, aradan yıllar geçse de unutulmuyor. Onun, doğru, için insanlık adına yapılan güzel şeyler hiçbir zaman silinmez ve unutulmaz. O açıdan insanlığa yakışan, ülkelere yakışan barıştır. Savaş değil, barıştır, huzurdur, refahtır. Macarların çok büyük bir kısmı, mesela biz 6 tane şehri dolaştık, Budapeşte de dolaştık. Karşılaştığımız insanların %80'i aradaki bağdan, yakınlıktan bahsederken kökümüz aynı diyorlar. Ve Hunlardan tabii, geldiğini, evet, söylüyorlar. Hı hı. Geçmişlerin Hunlara dayandığını söylüyorlar. Arada böyle de bir muhabbet var, bir yakınlık var. Zaten telaffuzlar birbirine çok yakın. Yani Macaristan'ın Türk dünyasında veya Türk İstanbul'da 12 Kasım 2021'de kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olmak için yaptığı müracaat boşuna değil. Gözlemci olmak için yaptığı teşebbüs boşuna değil. Macarları Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri Avrupa'daki Asyalılara olarak tanımlıyorlar. Peki. Yerinde görmüşsünüz. Evet, biz de o yakınlığı biliyoruz. Hatta son seçimde Orban Macaristan'da da çok yoğun bir destek de vardı. Aynı Türkiye'deki gibi böyle 6-7 partinin bir araya gelip Orban'ı devireceklerini düşünüyorlardı ama Orban'ın seçimi kazanmasıyla birlikte Macaristan'da da şu anki devam eden sürecin Orban'la devam edeceğini de anlamış oluyoruz. Sayın Şeref Malko, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Belki Macaristan'daki izlenimlerinizi bir başka günde sizlerle konuşmak isteriz. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Türkiye Kamu Baş Denetçisi Avukat Şeref Malkoç bizimle birlikte oldu değerli izleyenler. Şimdi...